Şöyle noktamızı belirleyelim. Soon. Hemen sonrasında. Hemen sonrasında people in other countries. Yani diğer ülkelerde bulunan insanlar want to know about my teaching method. Yani benim bu öğretim metoduyla ilgili öğretim metodunu tanımak istediler. Evet, yani uyguladığım bu öğrenme metodunu tanımak istediler şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Montessori schools were open in many countries. Yani birçok ülkede Montessori school, yani benim soyadımı taşıyan okullar açıldı. Evet. Şöyle gelelim. Nokta bulalım. By 1913, yani 1913 yılında there were more than 100 Montessori schools in the United States. Yani 1913 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 100'den fazla Montessori adı altında, Montessori yani metodunu uygulayan okullar bulunmaktaydı. Yani 100'den fazla. Evet arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Evet. Şöyle. Alexander Graham Bell. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, telefonu bulan kişi. The inventor of the telephone. Telefonun kaşifi. Evet. Believed in my method. Benim bu uyguladığım metoda inandı. And become the leader of the American Montessori Society. Ve aynı zamanda Amerika'daki bu Montessori okullarını meydana getirmiş olduğu birliğin lideri oldu. Evet, değerli arkadaşlar, böyle bu şekilde çevirdim. Bir de üzerinden geçsem. Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone. Yani telefonun kaşifi olan Alexander Graham Bell, benim bu uyguladığım metoda inandı. And become the leader of the American Montessori Society. Yani Amerika'daki bu Montessori okullarının birliğinin, yani birliğinin, o topluluğunun lideri oldu. Şeklinde çeviriyorum. Şöyle gelelim, bir nokta bulalım. Evet, in 1915, yani 1915 yılında I was invited to the United States. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edildim. And spoke at Carnegie Hall, a famous concert hall in New York. Ve New York'ta bulunan çok ünlü bir konser salonu olan Carnegie Hall'da bir konuşma yaptım. Ya da bir konuşma yapmam için beni davet etti şeklinde çeviriyorum. In San Francisco'da I gave a course for teachers. Öğretmenler için bir kurs düzenledim. We made a classroom with 21 students. Yani 21 öğrenciden meydana gelen bir derslik, bir sınıf hazırladık. And a glass wall. Ve aynı zamanda yani bu sınıfın bir duvarı arkadaşlar, yani camdan meydana gelen bir duvar. Yani 21 tane öğrencinin bulunduğu ve cam bir duvarın olduğu bir classroom, bir sınıf meydana getirdik. Evet. Şöyle gelelim. Thousands of people come to watch our classes. Yani birçok insan bizim bu öğretme metodumuzu mesela görmek için yani geldiler. Yani bizi izlemek için geldiler binlerce insan. Değerli arkadaşlar, kitabımızın bu bölümünü de bitirdim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.